Kaldığımız yerden devam edebilir miyiz? Bay Stark, lütfen. Evet canım. Dikkatinizi bize verin. Evet, kesinlikle. Sahip olduğunuz özel bir silah var mı ya da yok mu? Hayır, yok. Yok diyorsunuz. Evet, yok dedim. Tabii silahtan ne anladığınıza bağlı. Demir adam silahı diyelim. Kullandığım cihaz bu tanıma pek uymuyor. Peki siz nasıl tanımlıyorsunuz cihazınızı? Cihazın ne olduğunu söyleyerek tanımlayabilirim senatör. Yani? Bu bir yüksek teknoloji protezi. Aslında bu cihaz için en doğru tanım bu bence. Bu bir silah. Silah Bay Stark, haberiniz bakın, olsun. Bakın eğer silah... önceliğiniz gerçekten Amerikan halkının huzur benim ve önceliğim düşünmek... Demir Adam denen silahı Birleşik Devletler halkına teslim etmek. O halde bunu unutun. Ben Demir Adam'ım. Zırh ve ben bir bütünüz. Kıyafeti teslim etmem, kendimi teslim etmem. Demek ki bu da bulunduğunuz eyalete bağlı olarak sözleşmeli kölelik veya fahişelik demektir. Alamazsınız. Bakın ben bir uzman değilim. Fahişelik konusunda mı? Tabii siz bir senatörsünüz. Silahlar üzerine uzman değilim. Ama burada konusunda uzman biri var. Buyurun Bay Justin Hammer. Kendisi şu an en büyük silah üreticimiz konumunda. Lütfen kayıtlara geçesin. Bay Hammer'ın salona geldiğini gözlemliyorum ve merak ediyorum. Acaba buraya gerçek bir uzman getirebilecek misiniz? Çok haklısın. Ben uzman değilim, evet. Bunu kabul ediyorum Anthony. Harika çocuk sensin. Senatör, müsaadenizle. Ben bu konuda uzman olmayabilirim, doğru. Ama biliyor musunuz asıl uzman kimdi? Tabii ki baban. Howard Stark. O hepimizin babasıydı. Tüm silah endüstrisinin babasıydı. Ancak kabul etmeliyiz ki çiçek çocuk da değildi. O bir aslandı. Sorun ortada. Son 6 ay içinde Anthony Stark sayısız olağanüstü özelliğe sahip bir kılıç yarattı. Ancak o buna bir kalkan diyor. Ve arkasında saklanıp bizim ona güvenmemizi istiyor. Keşke içim rahat olsaydı Anthony. Gerçekten isterdim bunu. Ben de kapımı kilitlemeden evden çıkmak isterdim. Ama Kanada'da değiliz. Çok ciddi tehlikelerin olduğu bir dünyada yaşıyoruz ama Bay Stark bu tehditlerin farkında bile değil. Teşekkür ederim. Yaşasın Demir Adam, yaşasın Amerika. Ağzınıza sağlık Bay Hammer. Komite şimdi de hava kuvvetlerinden Yarbay James Rhodes'u davet etmek istiyor. Rhodes mi? Nasıl yani? Haber dostum. Seni burada görmeyi hiç beklemiyorum. Dinle, güven bana. Oluruna bırak. Hadi ama, gel artık. Peki, sustum. Önümde Yarbay Rhodes tarafından hazırlanmış Demir Adam Silahı adlı bir rapor bulunmakta. Sayın Yarbay, kayıtlara geçmesi için 57. sayfanın 4. paragrafını okur musunuz? Benden raporumun sadece seçilmiş bölümlerini mi okumamı istiyorsunuz? Evet öyle. Yanlış hatırlamıyorsam bugün buraya çok daha kapsamlı ve ayrıntılı bir ifade vermek üzere. Haklısınız ama çok şey değişti bugün. Raporun şu içindeki okusanız... tek paragrafın vardığım sonuçları doğru yansıtmayacağının farkındasınız. Farkındayım Yarbay, okuyun şunu. Teşekkür ederim. Öyle olsun.